İbrahim Aleyhisselam'ın girdiği yol budur. Dediler ki semi'ana feten yezkuruhum. Bir delikanlı çıkmış, duyduk. Tanrılarımızı diline dolamış. Yukalu lahu İbrahim. Kendisine İbrahim deniyor. Dikkat edin, feten bir genç. Her türlü zorbalığın hakim olduğu bir toplumda, hiçbir insan hakkının, hukukunun olmadığı bir toplumda, bir insanın bütün varlığıyla iç edildiği, işkenceye tabi tutabildiği bir toplumda, genç yaşta bir delikanlının putlardan, siz bunlara tapıyorsunuz. هَلْ يَضُرُّونَكُمْ اَوْ يَنْفَعُونَ Bunlar size zarar verebilir mi ki? Bunlar sizi duyabilir mi ki? Diye konuşmaya başlaması. Bu nasıl olabilir? Bilgi güçtür. Bilgi en büyük güçtür. Hakikati keşfetmek, bilgiyi görmek, gerçeği görmek insana öyle bir kuvvet kazandırır ki, genç yaşında o günkü devlet yapısıyla o toplumda onların en önemli dayanak noktaları olan putları diline dolamış. يُقَالُ لَهُ İbrahim, İbrahim denen bir genç. فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ Dediler ki getirin bakalım milletin önüne, herkes görsün. Kim bu? Getirdiler milletin önüne. Kendisini sorguladılar, kendisine konuştular. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'yi tanıdığı, gördüğü hakikati, gerçeği, yegane tek bir ilah olması gerektiği gerçeği ve bu gerçeğin bizim tanıdığımız, bildiğimiz, gördüğümüz hiçbir cisim olamayacağını, onun her şeyin üzerinde ama bizi her an duyan, bilen bir kudret olduğunu, nerede seslenirsek seslenelim. Yani onların tabiriyle söylersek o gün için meçhul tanrı diyorlardı. Yani bu delikanlı meçhul tanrıya tapıyor. Yani biz göremiyoruz onu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam